Filminden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da tiril tiril titriyeceğiniz bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün dalış serisi videolarımızın yenisini çekmek için görmüş olduğunuz gibi donmuş bir gölün üzerindeyiz. Şu anda lokasyon veriyorum. Van'dayız arkadaşlar. Birazdan elimdeki baltayla üzerinde bulunduğumuz bu donmuş gölü parçalayıp içerisine dalacağım. Çok çılgın bir video olacak. Daha önce biliyorsunuz dalış serimizde gemi batıklarına, tank batıklarına, uçak batıklarına daldık. Ama böylesine çılgın bir dalış hiç yapmadık. Suyun altındaki güzellikleri sizlere göstermek istiyorum. Acaba şu görmüş olduğunuz güneş suyun altına giriyor mu, onu göstermek istiyorum. Suyun içerisine girebilecek miyim ondan bile şüpheliyim ama daha önce böyle donmuş bir gölün altına serbest dalış hiç yapılmadı. Biliyorsunuz serbest dalış yapıyorum arkadaşlar. Kendi nefesimle dalıyorum, tüple girmiyorum. Bu çılgınlığı sizinle beraber yaşamak için de küçük bir baltam var. Dalış takımım var. Kamera arkasında Yasir Yılmaz var. Bugün çok çılgın bir video yapacağız. Bakalım suyun altına dalabilecek miyiz? Bakalım suyun altına girip biraz gidebilecek miyiz? Amacım bulunduğum bölgeye iki büyük yuvarlak açıp bir yerden girip diğer yerden çıkmak. İnsanlar bu yöntemle arkadaşlar bunu deneyerek Guinness Rekorlar Kitabına girmiş. Bugün ayağımızın tozuyla bakalım Guinness Rekorlar Kitabındaki bir rekoru egale edebilecek miyiz? Amacımız bu. Tak tak tak. Tak 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 bitti. Ya düşüncelerini merak ediyorum. Tehlikeli video. Bence ya olabildiğince safe. Kamera arkasında güvenlik ekiplerimiz var arkadaşlar. Siz sadece izleyerek eğlenebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Hızlı bir şekilde başlayalım istersen. Çünkü hani bu buzu kırmak bayağı zor olacak. Az önce bir denedim. Bayağı kalın. 30 santimlik bir buz kalınlığı var. Elimdeki baltayla beraber kıracağım. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Üst taraf buz tuttu ama su gerçekten çok mucizevi bir varlık. Doğada bulunan diğer bütün maddeler farklı şekilde donarken 4 dereceye kadar su da hem o maddeler gibi davranıyor. Sıcaklık 4 derecenin altına düştüğü zaman moleküler yapısı genişliyor. Diğer maddelerin daralıyordu. Yani direkt buz tutuyorlardı. Ama su da yüzey kısım buz tutuyor. Neden? Bu da gerçekten büyük bir mucize. Suyun altındaki canlılık, yaşam devam edebilsin diye suyun alt kısmı donmaz arkadaşlar. Suyun alt kısmı buz tutmuş göllerde 4 derecedir. Yani biz bugün 4 derecelik bir suya dalıp buzun altında bir keşif yapmaya çalışacağız. Umarım görüntü güzeldir. Güneş inşallah buzdan aşağı geçiyordur. Bakalım neler yaşayacağız. Hazır mısın? Yani 4 derece insanlara böyle ya 4 dereceymiş gibi gelebilir ama bizim duş aldığımız su sıcaklığı 36 derece. 37 derece öyle düşün. Buzdolabından çıkardığın su kaç derece biliyor musun? 10 derece. Hani löp 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 içersin çok soğuk gelir. O su 10 derece. Buzu kırmaya başlıyorum. Ya nasip az önce buzu kazmaya başladığımda çok fazla buz geldi gözüme. O yüzden sis atma gözlüklerimi takıyorum ve buzu kırmaya başlıyorum. Çok çılgın bir video. Fena. Can yeleğini getir, can yeleğini. Bu adam buz kırarken düşerse ne olacak? Hadi ben yüzerek çıkacağım, sen? Ben de yüzerek çıkarım oğlum. Bizim elimiz armut mu topluyor? Can yeleğini giy abi. Arkadaşlar, tamam, kamera arkasında koca yürekli Yasir Yılmaz. Kendilerini güzel bir seyahate çıkaracağım diye önce Hakkari'ye sonra da Van'a getirdim. Gerçekten çok keyifli geçti. Ya millet Amsterdam'a gidiyor, Paris'e gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Biz de gideceğiz. Biz Urfa, Antep, Van, Hakkari babam. Ben çok mutluyum buralara gitmekten. Ben beğenmiyor de musun yoksa memleketimizin şehirlerini? Bu arada gerçekten Hakkari çok güzeldi. Koca yürekli çatoyu da göstereyim. Bizi asla yalnız bırakmıyor. Yuvarlak kalacağım. Sen biraz uzak dur. Tak 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 kalacağım. Bak şurada sanki daha önce bir yuvarlak delik açılmış gibi. Evet bana da öyle geldi. Buradan başlıyorum. Bu genişlikte bir şey kazsak iyi mi? Bilmemiz gereken bir şey daha var. Benim için derin bir ortam lazım. Derinliği de nasıl hesaplıyorum? Bu normalde bu baraj gölü şu yukarıya kadar gidiyormuş bak. Çizgilerden anlıyoruz. Eğime göre hesapladığımda ortalama burada 3,5-4 metrelik bir derinlik var. Buraya bir tane kazacağım. Bir de 50 metre ileriye bir tane kazacağım. Suyun altından, buzun altından 50 metre gitmeye çok çalışacağım. Çok merak ediyorum ya. Acaba buz tutmuş gölün içi nasıl görünüyor? İşte balıklar falan görünecek mi? Ya umarım öyle bir şeyle karşılaşırız. Çok güzel olur. Daha Van'dayız arkadaşlar. Yani canavardan gerçekten çok korkuyorum. Başlıyorum hadi. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yuvarlak yeri kesmeye çalışacağım. Başlıyorum. Buz kalınlığı çok yüksek. Yani 30 santimlik bir derin. Oğlum çökmeyelim lan. Sen biraz geri git hadi. Çökersen sıkıntı. Elinde kamera var. Kamera fiyatları malum. Şerefsize bak ya. Oğlum can yeleği giydirdik ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Aha suyu buldum. Suyu buldum abi. Derin değilmiş o zaman. Ne kadar derinlik var sana söyleyeyim. 10 santim 15 santim derinlik var. Böyle aça aça gideceğim. İyi mi? Bir 15 dakikamı falan alacak ama suya da alışmış olacağız böylece. İnşallah suyun altında görüntü güzeldir. Arkadaşlar, ben böyle çalışırken siz de bir yandan izlerken abone olur musunuz lütfen? Ben güzelce keseyim, siz abone olun. Şu
kestiğimiz parçayı var ya, kaldıramayız, çok ağır olur. 20 santim kalınlığında buz bu kadar. Onu böyle suyun altına göndereceğiz, bir tabaka kalınlaşacak. Kendi yöntemlerimizle yaptık, bununla da kalınlığı azalttıktan sonra aynen böyle deleceğiz acı. Gördün mü suyla nasıl buluşuyor? 3-5 yerden yapacağım böyle. Ama var ya çok tehlikeli ha, buralar çatırdıyor. Çatırdıyor mu? Sanki bana biraz öyle geldi. Çatırdıyorsa biraz uzaklaşın, düşersek hep beraber düşmeyelim. Hacı kesiyorum. Öbür tarafa gelmeden daha bu ilk kestiğim yerler donuyor. Ah yoruldum ha. Oğlum ben bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum. 5 dakikada açarız sandım. O baktığımız 20 santimlik buz kalınlığı üstteki buz kalınlığıymış. Yani bir 40 santim falan var. Taşla kıra kıra açıyorum. Dikkat et. Açtık orayı da. Aha! Oynadı. Hadi yavrum suyun altına. Hadi canım, hadi canım. Hadi görüşürüz. Oğlum harbi açıldı lan. Nasıl görünüyor? Güzel. Hakları yeterli. Arkadaşlar normalde elektrikli testeremiz vardı. Buza soktuğumuz zaman yağı dondu, çalışmadı. Baltayla giriştim. Kendi yapmış olduğumuz bir böyle delici alet var, onunla deniyorum. İkinciyi de açarsak ben açana kadar donarım. Ben sana söyleyeyim, parmaklar saç maç dondu. Hemen hızlıca bunu kırıp bunun içine dalmayı planlıyorum. Hadi. Kaç metre derinliği bir ölçüde ne o çubukla? Ya bu çubuk 3.05 falan. 3 metre. Derinliğe bakalım. Oo. Dibe değmedi. 4-5 metre var buranın derinliği. Evet. Ben 3 metre hesaplamıştım. Daha derin çıktı. Aha. Hadi görüşürüz. Ben bunları buzun altına iteleyim de buz kalınlığı artsın, iyi olur. Bak bak bak, gel bir. Bak. Normal gördüğümüz buz. Bir de alt tarafına bak. Aa. Gördün mü? Görünüyor mu? Bak şurası kristalli bizim planladığımız. Şu altta da bir şu kadar daha buz var bak. Evet. Suyu akıllı saatte ölçtük. Su 2 dereceymiş. Üst kısımda olduğumuz için diplere doğru 4 dereceye doğru gidiyor. Dalabilirsem 4 derece... Dalabilir... Çenem dondu. Dalabilirsem 4 dereceleri göreceğim ama dalamazsam da artık burada elimizden geleni yapacağız. Baksana buralar falan buz tuttu hep. Bir önceki videolarımızdan da tanıyorsunuz zaten Furkan'ı. Diyor ki ikincisini açma. Vallahi aşağıda şok yersin dedi. Donarsın, çıkamazsın tabii diyor. İkinci çukur su 2 derece olduğu için, şimdi suyun altı da gölet olduğu için şok dalgasının gelme ihtimali var. O yüzden ilkinde deneyeceğiz. Yani şöyle ikinci bir çukuru açarsa, şuraya atıyorum. Tabii. Yolda giderken orada kalabilir değil mi? Evet, kalabilir. O yüzden ilkinde denemelerimizi yapacağız. Açar mıyız 5 dakikada bir tane daha? Riski var. Riski var diyor. Daha kısa mesafe yapalım. Şurayı bir deneyelim. Daha kısa mesafe yapalım. Hadi vallahi açalım. Tamam, girmesek de en azından deliği açalım. Tamam, açalım. Hadi. Ya açalım 2 dakika. Şimdi deniyoruz nerede açarız diye. Nereye gidersek gidelim çatır çatır çatlıyor. Hep beraber içine düşmek istemiyoruz. O yüzden aynı mesafede açacağız. Paralelde açacağız yani. Sen biz kesmeye başladığımızda bu kadar uğraştıracağını tahmin ediyor muydun? Yok ya. Orada bir koyduk girdi ya. Kıyılarda çok ince buz kalınlığı. Biz biraz derinlik olsun diye, dalabilelim diye açığa geldik. Açıkta da buz çok kalın. 40 santim buz kalınlığı var neredeyse. Şimdi birinci deliğimiz açık. Tamam mı? Burası hazır. Burayı biraz geniş tuttum çünkü burada ilk gireceğim yer olduğu için alışmak istiyorum. Burayı da açtık. Gönderiyorum alta. Bence üste mi çıkarsak ya onu tek üste, parça? Üste çıkarmak imkansız. İmkansız mı? Çok ağır olur hacı. Şimdi bunun altını böyle basarsın aşağı, gönderirsin suyun altına. Bir şey söyleyeyim mi ben sana? Buzun söyle. Üzerinde şu anda kar olduğu için evet. Bak su simsiyah. Karanlık bir suyun içine evet. Gireceksin sen. Hani o yüzden buradan şuraya gitmek çok riskli duruyor. Yanımda küçük bir tane fenerim var. Fener mener seni kurtarmaz birader. Burada üzerimi değiştireceğim. Ve bu çılgın videoyu sizler için hazırlayacağız. Buz tutmuş bir gölün üzerindeyiz. Deliklerimizi açtık. Bütün ekip ikinci deliği açıp alttan alta geçmeme karşı çıkıyor. Umarım bir sıkıntı yaşamadan bunu yapabilirim. Hazırlanıyorum. Emekler dalış takımı. Bunun içerisinde her türlü eşyam var. Şimdi hazırlanacağım. Nefes egzersizimi yapacağım. Daha sonrasında suyun içerisine gireceğim. Burada daha önce hiç tecrübe etmediğim bir su var. Buzlu. Yani içeride şok yaşamamak için hem kendimi mental olarak hem de fiziksel olarak hazırlamam gerek. Kaç milim
kıyafetle girdim. İnce, yazlık var bende, kışlık yoktu. Ayarlayamadık. Biraz spontan çıkan bir video olduğu için biz Hakkari'ye çekim yapmaya gelmiştik arkadaşlar. Yol üzerinde bu buz tutmuş gölü görünce bir anda aklıma geldi. Böyle bir video hazırlamak istedim. Hemen Antalya'ya yazdım. Katana bunları gönderdi, bize otobüse koydu. İki günde geldi, biz o arada ormandaydık. Bende iki takım var. Hani bir yere dalış yapmaya gittiğim zaman arkadaşlarıma da veriyorum. Hangisini kullanayım? Mavi mavi. Sarı paletimi kullanayım, şu delimin eli olanımı. Sarı. Tamam, sarıyı kullanayım. Baksana takımlar kaç aydır kullanılmadığı için. Şu yani kalınlığı şu. 2 milim. Hep yazın giydiğim, videolarda giydiğim şey. Maskem. Patiklerim. Eldivenlerim var. Burada eldiven kesinlikle takacağım. Çünkü bir durum olursa suyun altında elimle buzdan çekerek böyle ilerleyeceğim. O yüzden eldivenlerim. Diğer paletim. Kemerim ve ağırlığım. Ve şnorkel. Şu şnorkelin ne işe yaradığını sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bazı insan bilmiyor. Aynen, bazı takipçilerimiz hani konuyla hiç alakası olmadığı için bundan nefes alabildiğimizi düşünüyorlar. Arkadaşlar bu bir boru, tamam mı? Bak, görüyor musun? Bu bildiğim bir boru. İçerisinde bir sistem yok, mekanizma yok, hiçbir şey yok. Bazı kafası çalışmayan Twitch yayıncıları benim bir dalış videomu izleyip işte ben de oradan yapacağım, nefes alıyor zaten falan gibi yorum yapmışlardı. Bundan arkadaşlar suyun üzerindeyken nefesinizi dengelemeniz için ve suyun içine girmeden önce son nefesinizi almanız için ihtiyaç olan bir ürün. İsterseniz bunu kullanmaya da bilirsiniz. Ama ben bununla alıştığım için bununla devam ediyorum. Bu bildiğin bir plastik boru yani, öyle söyleyeyim. Suyun altında nefes almana yardımcı olan bir şey değil. Bundan suyun altında nefes alamazsın yani. Öyle bir şey yok. İşte arasında bir parça nefes kalıyor. Onunla nefes alıp veriyor falan gibi yorumlar yapmıştı. Ondan sonra gerçekten böyle bir şey yaptılar bu arada. Şimdi hazırlanacağım. Hazırlandıktan sonra aksiyon başlıyor. Bizi takip edin arkadaşlar. Çok daha çılgın videolar gelecek. Hızlı bir şekilde 10 milyon olma hedefimiz var. 2022'de Delimine kanalı 10 milyon olacak. Sizlerin desteğiyle. Hadi başlayalım. Saçıma baksana. Donmuş evet. Saç donmuş. Hadi 1, 2, 3. Bir Delimine'nin doğum anı. Bu da buz tutmuş. Hocam tehlikeleri nelerdir? Sizce ne şimdi yapması gerekiyor? Şimdi su sıcaklığı düşük olduğu için normalde kullandığı kıyafetler uygun değil bu suya. Genellikle 18 derece üstü sularda bu 2 milim kıyafetler kullanılıyor. Şu an 2 milim civarında bir elbiseyle üşecek dalacağı mi 2 milimle? İçin muhtemelen donacak. Vallahi birazcık böyle hafif hafif yusuflamaya başladım. Bunu giyince biraz üşüdüm. Dondum lan. Vallahi dondum. Ağırlıklarımızı bağlıyoruz. Biraz fazla ağırlık takıyorum. Çökebilmek adına. Çünkü suyun yoğunluğunu bilmiyoruz. Yaklaşık 2000 metre rakımdayız. Dalmadaki amaçlarımızdan birisi de iklim bozulmalarına birazcık dikkat çekmek. Normalde burada çok daha yoğun su görmemiz lazım. Çok daha fazla su, çok daha fazla kar görmemiz lazım ama küresel ısınmadan dolayı bölgelerdeki iklimlerde de bozulmalar oldu. Ben hazırım ya. Hadi girelim mi? Parçalar var. Vücudunun bir yerine, yüzüne gelirse özellikle yaralanma olabilir. Buz kesiği de büyük, ciddi bir kesiktir. O yüzden büyük parçaları alalım. Küçük parçalar yine kalsın içinde. Duydun mu? Aman dikkat dikkat. Çok soğuk. Çıkaralım mı? Çıkaralım mı? Buz. Bu kadar beklemiyordum. Bu kadar beklemiyordum. Çıkaralım mı seni? Girmişken deneyeceğim. Girmişken deneyeceğim hacı. Hacı biz seni buradan takip edemeyiz bak. İn çık aşağı. Sakın gitme. Sakın gitme abi. Orası açık mı? Hacı bak buradan seni göremiyoruz. Nerede olduğunu tahmin edemeyiz. Hacım bunu yapma tamam mı? Hatta yapmayacaksın değil mi? Yapacağım. Hacı bak buradan seni göremiyoruz. Nerede olduğunu tahmin edemeyiz. Hacım bunu yapma tamam mı? Hatta yapmayacaksın değil mi? Yapacağım. Hatta abi. Çekil abi. Tam düz mü?
Onun aşağısı görünüyor mu? Abi kaybolursan çok kötü olur abi. Gözünü açabiliyor musun? Bak bir abi. Abi görünmüyorsa hiç gitme. Abi hiç gitme. Gitti mi? Hiç görünmüyor ki abi. İşte bu! Altıma sıçtım korkudan. Ah! Ah! Oğlum hiçbir şey görünmüyor lan. Karanlık mı? Alsana karanlık bak. GoPro'da göreceksin. Buz gibi. Ah! Ah! Hadi seni çıkartalım mı? Ah! Buz. Ah! Karanlık. Biraz altıma işedim giderken. Şaka yapıyorum. Bence bir daha gitme. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Normalde bir tur daha giderdim de. Şuradan şuraya geçerkenki hissettiğim duygular var ya. Nasıl korktum dedim ki Abdi bugüne kadar yaşadın. Hadi görüşürüz. Üzerinde kar olmasa seni görebilsek böyle silüetini. Hacı normalde korkmayacağız da. Normalde biliyorsun ben korkmam yani hiçbir şeyden kolay kolay. Ama burada var ya harbi Yusufladım yani. Buzdan böyle nasıl geldim biliyor musun? Palet çırparak değil. Böyle buzdan bak yemin ederim bir damla ışık görünmüyor altta. GoPro'dan göreceksin. GoPro'dan beni bile görememiş olabilirsiniz. Çıkıyorum artık okeyse. Hadi bakalım. Başardık mı? Yeeey! Arkadaşlar siz de böyle çılgın videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. 10 milyon olmamıza çok az kaldı. Sizlerin desteğiyle şuraya bıraktığım yuvarlak noktaya tıklayıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.